Herkese merhaba, ben Dilay, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Aralık ayında neler okudum onları paylaşacağım. 7 tane kitap okudum. İlk olarak İtiraf'ı okudum. İtiraf şu an Colin Hoover köşemde olduğu için gösteremiyorum. Kanalımda okuma vlogu mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Genel olarak çok sevdiğim bir kitap oldu. 4 puan verdim çünkü ana karakterden ötürü. Sonra Ben Sizin Mükemmel Meksikalı Kızınız Değilim kitabını okudum. Bunun İngilizcesini okumuştum. Çok sevmiştim. Ama bunu hiç sevmedim. Genel olarak Olga adında bir ablası var kızımızın, Julia'nın. Ve Olga trajik bir şekilde ölüyor. Sonrasında ablasının yerini almasını istiyor ailesi. Ailenin göz bebeği öldükten sonra Julia o göz bebek rolünü oynamak zorunda ama bunu istemiyor ve ablasının mükemmel olmadığını kanıtlamaya ve ailesinin baskıcı tavırlarından kurtulmaya çalışıyor. Hepsine kafa tutuyor. Bunun kafa tutuşunu okuyoruz. Genel olarak çok ergen ve boş bir kitaptı. Hiç hoşuma gitmedi. Sonra filmlerden daha güzel kitabını okudum ve çok sevdim. Özellikle ana karakterimiz Wes karakterine bayıldım. Liz, çocukluk aşkı, Michelle Young yeniden mahallelerine geri döndüğünde onu kazanmak istiyor. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Sonra yan komşuları, ezeli ebedi düşmanı Wes'le bir anlaşma yapıyorlar. Sevgili gibi davranıp Michelle Young'ın ya da Michael Young'ın artık nasıl okunuyorsa onun Liz hakkında güzel düşünmesini sağlayacaklar. Liz'e aşık olmasını sağlayacaklar ve hayallerinin aşkını yaşayacak. Bu ikisinin fake date'ini okuyoruz. Sonra Santuköy'ü okudum. Santuköy'ünün okuma videoda da kanalımda mevcut. Bir ev partisinde ölen futbol oyuncumuzun katili olarak eski sevgilisi, kasabanın tek cüdüsü Sarafe'nin kızı Harper suçlanıyor. Sera da kızının masumiyetini kanıtlamaya çalışıyor. Sonra son okuduğum kitaplardan bir tanesi olan Paket. Emma adında bir psikiyatristin evine kabul ettiği bir paketle birlikte başına gelen korkunç, ürkünç, ürpertici olayları okuyoruz. Asla komşunuzdan gelen bir paketi kabul etmeyin. Gerçi benim kargolarımı karşı komşumuz alıyor. Teşekkür ederim teyzeciğim. Sonra Yaşıyor'u okudum. Yaşıyor da gerçekten çok ürkünç bir kitaptı. Kalp nakli olan Stella'nın belirli her gün aynı saatte kriz gibi bir şey geçirmesini ve buna anlam verememesini okuyoruz. Aynı zamanda okula Levi adında yeni bir çocuk taşı geliyor. Stella Levi'ye abayı yakıyor ama Levi hakkında bilmediği bir sürü şey var. Levi'nin kim olduğu gibi. Sonra Süt Dişleri'ni okudum. Süt Dişleri benim hayal kırıklığı kitabım oldu. Gerçekten çok seveceğimi, aşık olacağımı, hayranı olacağımı vesaire düşünüyordum. Fakat hiç öyle olmadı. Gerçekten korkunç bir kitaptı. Küçücük Velet'in annesini sürekli korkutmasını ve annesinin de saçma sapan, aptalca buna inanıp kızından korkmasını, kızından nefret etmesini, bu küçük Velet'le annesinin savaşını okuyoruz. Gerçekten korkunç bir kitapta. Yani berbat anlamındaki korkunç, yanlış anlaşılma olmasın. Ve aslında Sevgili Ayrını da bitirmek üzereydim. Ama yetişemedim maalesef. O yüzden onu Ocağın ilk kitabı olarak sanırım sayacağız. Artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde ben 7 tane kitap okudum. Aralık ayında gayet güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Bu şekilde kısa bir video oldu ama kısa ve öz olsun istedim. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda istediğinizi yazabilirsiniz. Ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.